Yemeğime önce etleri kavurarak başlıyorum. Aynı zamanda da ayvaları haşlayacağımız suyu da hazırlayalım. Suyumuzu koyduktan sonra şimdi etlerimizi pişirmek üzere tenceremizin içerisine alalım. Kuşbaşı doğranmış olması çok önemli. Çok büyük olduğunda etler hem pişmesinde sıkıntı oluyor, aynı zamanda sunumda güzel görünmüyor. Bundan dolayı etleri kuşbaşı doğranmış olarak bu şekilde pişirmeye başlıyoruz. Kapağımızı da kapatalım. Biraz etler suyunu bırakacaktır. Daha sonra o suyunu çekmeye başladığında da tereyağını ve diğer malzemelerini ekleyeceğim içerisine. Şimdi ayvalarımızı hazırlayalım. Bunun için limonlu bir su yapacağım. Ayva soyulduktan sonra çabuk kararan meyvelerden bir tanesi. Ve içerisine de biraz limon suyu koyacağım. Limonu da içerisine bırakabiliriz. Şimdi ayvalarımızı soymak için de önce sap kısımlarındaki fazlalıklarımızı alalım. Daha sonradan da dörde bölüyorum bu şekilde. Ayvamızı orta kısmından çekirdeklerini alıyoruz ve dışındaki kabuklarını da bu şekilde alalım. Kabuklarını soyduktan sonra ayvalarımızı bu şekilde 3'e 4'e bölerek şimdi suyun içerisine alıyoruz. Suyun içerisinde bekleteceğiz limonlu suyun kararmaması için. Elma ve armutta da olduğu gibi ayvamız çabucacık kararacaktır dışarıda kaldığı sürece soyulduktan sonra. Bundan dolayı limonlu suyun içerisine tutuyoruz. Şimdi etimizi de ara ara karıştıralım. Bakın suyunu bırakmaya başladı. Tekrar kapağımızı kapatıyoruz ve bu şekilde pişirmeye devam ediyoruz. Ve bir yandan da yine diğer ayvamın da çekirdeklerini ve kabuklarını alarak doğrayacağım. Limonlu suyun içerisine ekleyeceğim. Çok büyük parçalar olursa eğer bunları dörde de bölebilirsiniz ayvaları. Şimdi hepsini koyuyorum limonlu suyun içerisine. Güzelce karıştıralım. Onları bekletirken şimdi etimizi pişirmeye devam ediyoruz. Bunun içerisine şimdi sarımsak ve soğanlarımızı da ekleyeceğiz. Bakın suyunu bıraktı ve şimdi suyunu da çekmeye başlayacak etimiz. Evet, ayvaları da kaynayan suyun içerisine alıyoruz. Bir miktar tuz koyuyorum bu suyun da içerisine. Şimdi haşlama suyunun içerisine de bir miktar limon koydum. Kapağımızı kapatalım. Ortalama 5-6 dakika ayvalarımızı ön pişirme yapıyoruz. Bir taraftan da etlerimiz pişiyor. Şimdi sarımsaklarımızı da ekleyelim. Sarımsak da küçük olanlardan 7-8 parça ekleyebilirsiniz. Şimdi bunları da güzelce karıştıralım. Ve arpacık soğanlarımız. Şimdi arpacık soğanlardan çok büyük olanları ortadan ikiye kesebilirsiniz bu şekilde. Çok güzel yakışıyor arpacık soğan bu yemeğe. Arpacık soğanlarımızı da ekliyoruz içerisine. Bunları da güzelce karıştıralım. Sıra geldi zencefile. Zencefili de soyalım kabuğunu. Şimdi zencefili de güzelce rendeleyelim içerisine. Evet, şimdi ayvalarımız da güzelce pişti. Onları da kapatalım. Şimdi bunları da etlerin içerisine ekliyorum. Biraz tarçın. Şimdi kişniş. Biraz da tuz, karabiber ekleyeceğim. Sıra geldi bala. Balı da ekleyelim içerisine. Hepsini güzelce karıştırıyoruz. Sıra geldi et suyuna. Et suyumuzu da ekleyelim. Tekrar güzelce karıştırıyoruz. Şimdi kapağımızı kapatıyoruz. Ayvalar ve etler yarım saat kadar birlikte güzelce pişecekler. Arkasından da bu güzel lezzetli yemeği servise sunacağım. Yemeğimiz güzelce pişti. Biraz da sosundan koyduktan sonra yemeğim servise hazır.